İyi düşündünüz böyle nikah öncesi nişan töreni yapmayı. Şimdiden hayırlı olsun. Birlikte geçireceğiniz günlerin şimdiden kıymetini bilin. Ne de olsa Ermuş'un yaşına bakarsak pek fazla değil sayısı. Ay bizi çok duygulandırdın. Duygulandık değil mi Ermuş? Vallahi sen diğer yaşlı ve bunak adamlara benzemiyorsun diyen beni daha çok mutlu etmişti. Bu arada ben de mutlu yıllar dilerim. Ya da çok abartmayayım, mutlu bir yıl dileyim. Mutlu olduğunu zannettiği bir ömrü yaşamaktansa gerçekten mutlu olduğu bir dakikayı yaşamalı insan. Ay Ermoş, bu sözü Sifon doğduktan sonra da hatırlarsın değil mi hayatım? Sen en iyisi bu sözleri cep telefonuna falan kaydet. Sizin çocuk büyüyene kadar Ermoş mu kalır? Hadi bakalım hanımlar, son iki hediye, ondan sonra kapatıyoruz. Açılın. Sevinç'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olsun şelale beni nişanına davet etti. Doktor olduğum için gelmesem olmaz, ayıp olur. Şöyle kapıdan bir onlara iyi dileklerimi söyleyip şehir dışındaki evime birkaç günlüğüne gitmek istiyorum. Haklısınız. Hoş geldin Sevinç. Hoş bulduk. Seni üzdüysem ya da kırdıysam inan çok... Hiç özür dilemene gerek yok Erman. Senden görüşmeye başladığımızda şelalenin hamile olduğundan haberin yoktu. Benim doktor olduğumdan da haberim yoktu. Biz en doğru şeyi yaptık. Bence de. Ben de seni seviyorum hayatım ama sen de bu uzatmalı sevgili olayını biraz fazla uzattın. Vallahi bilmiyorum. Yani hemen kararını ver. Eğer iki gün içerisinde bana evlenme teklifinde bulunmazsan... ...Ermoş'la evleniyorum ona göre. Abla! Bu şelaleyi telefonla konuşurken gördüm. Hani bunun bir tane eski sevgilisi vardı ya, hani bize ayrıldım demişti. Babamı onunla evlenmek için koz olarak kullanıyor. Abla hemen bir şeyler yapmamız lazım. Sen artık telefonları da mı dinliyorsun? Telefonları değil abla. Telefon konuşmalarını. Hadi gel. Ay ben de seni çok seviyorum hayatım. Hadi öptüm, bay bay. Kiminle konuşuyordun sen? Şeyle. Şeyle. Şimdi adamın adı mı Şey? Yoksa böyle bir yalan uyduramadığın için mi Şey diyorsun? Adamın adı Şeyle. Şeyle. Yani kuaförüm İspanyoldur kendisi. Öyle mi? Ne alaka? Röflen hakkında mı konuşuyordunuz? Aa evet. Ay gerçekten mi? Ay bana da söylesene kız. Nerede, nasıl yaptırdın? Ne olur ben de Ay, tamam abla pardon. Söyle bakalım şimdi. O kuaförün adı ne? Ve nerede? Ve kaç tane koltuk... Sen kuaförünle konuşmadan önce kiminle konuşuyordun bakalım? Söyle portakallı kek. Kimseyle. Kimseyle. Şeyle İspanyol kuaförün. Kimseyle de herhalde İspanyol manikürcün. Yok canım, bir defa ben manikürlerimi kendim yapıyorum. Arzu senin babamı erkek arkadaşınla evlenmek için koz olarak kullandığını düşünüyor. Bu doğru olabilir mi? Ne oluyor burada? Hayatım, Dilek bana bağırıyordu. Eğer yetişmeseydin beni dövecekti. Baba, doğru değil bu, yalan söylüyor. Bak, gördün mü hala bağırıyor. Ayrıca eğer seninle evlenirsen beni öldürecekmiş. Öyle söyledi. Ha, bir de Sifon'u da bozacakmış. Üzülme Sifoncuğum. Ben ve baban seni kimsenin çekmesine izin vermeyeceğiz, değil mi? Baba inanma ona, bunlar çimsak gözyaşları. Dilek, bu kadar yeter. Ama baba... Yeter artık dedim. Ben senden bana destek olmanı istiyorum. Sen köstek olmakta ısrar ediyorsun. Baba bu konuda yalnız değilim. Arzu da benim yanımda. Ben sadece duruyorum. Sadece yanında duruyorum, o kadar. Ne? Ne yapsın? Ablasın, seni örnek alıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Saçma sapan şeylerle. Onun da aklını karıştırıp kendini alet ediyorsun. Hem de zorla.
Yediğim tekme tokadın beni bir para. İnanamıyorum sana. İnanamıyorsun. Sen bana hiçbir zaman inanmadın zaten. Çocukluğumdan beri de hiç inanmadın. Ayrıca küçüklüğümden beri yediğim tekme tokadın haddi hesabı yok. Of of. En sevilen çocuk olmak ne kadar zormuş. Dilek, bu evliliğe mani olamayacaksın. Şelale, yarın evlenelim. Bu işte burada bitsin. Yarın mı? Ne acelemiz var canım? Çok acelemiz var. Dilek, eğer bundan böyle bu konuda bana ısrar edersen bundan sonra ne bu bebeği ne de beni hayatında göremezsin. Anlaşıldı mı? Gayet net. İyi bir löfte abla. Ben nasıl numara yaptım ama? Şimdiki planımız ne? Adam kaçırma, adam yaralama, adam kayırma. Ay yok o olmaz. Cinayet? Lem lan yok Arzu. Babamı duydun. Şelale ile evlenme konusunda gayet kararlı. Biz de artık bu vakitten sonra onun bu kararına saygı göstermek zorundayız. Yok yok yok. Ben her ne pahasına olursa olsun babamı kaybetmeyi göze alamam. Hayatım, düşündüm de bir piyanoyu bir bebeğin yerine koymayı düşünmek doğrusu çok aptalcaydı. Bir piyanoyu öpüp koklayamazsın, onun yaptığı komik şeylere gülemezsin. Senin ihtiyacın olan, senin sevebileceğin, onun da seni sevebileceği bir şey. Mesela bunun gibi. Orayı temizlemeye başlasan iyi olur Faruk. Çünkü burası bir süre senin yatak odan olacak. Ne bileyim, işe yarar sanmıştım.